Şeyda Nur ben. 28 yaşındayım. Psikoloji ve gazetecilik mezunuyum. Ama son 2 yıldır çiftçiyim. Hayvancılık yapıyorum. İneklerimiz var. Eşimle beraber köye yerleştik. Hayvanlarımız var. Onlara bakıyoruz. Ben de Necip Özerkaya. 29 yaşındayım. Beden eğitim ve spor öğretmenliği bölümünden mezunum. 2 sene önce evlenmeyle beraber burada başlayan bir çiftçilik kariyerimiz var. Zonguldak Çaycuma bölgesindeyiz. Aşağı Esaniye köyündeyiz. Çiftliğin ismi de Necip ve Şeyda Nur'un ilk iki harfinden. Necip'in N'si ve Şeyda Nur'un Ş'si, böyle bir şey düşündük. Ailemizde hiç hayvancılık yapan kimse yok ve bizim de köy geçmişimiz yok zaten. Ama artık İstanbul'da yaşamak bize bir noktada yük gelmeye başlamıştı. Çünkü ikimiz de hayli yoğun bir iş temposuna sahiptik İstanbul'da. Ve zamanımızın çoğu da trafikte geçiyordu. Ve aslında baktığımızda da çok hayal kuramadığımızı fark ettik ileriye dönük. Ve ne yapabiliriz, İstanbul'u nasıl terk edebiliriz planları yaparken hayvancılık aslında bir şaka olarak başladı aramızda. Ve neden olmasın ki dedik ve gerçek oldu. Burası benim ailemin ata toprağı. Burada da böyle bir aile evi yapılmıştı. Annemle babam da abimin vefatıyla buraya taşınmaya karar vermişlerdi. Biz de hani Necip'le evlenecektik tam o sırada. Ben de dedim ki gideceksek şimdi gidelim, yoksa gidemeyiz. Konfor alanından çıkıp hiç gerçekten daha önce ineğe dokunmamış iki insan olarak burada gelip hayvan almak büyük bir cesaretti ikimiz için de. Tersine göç genellikle insanların emeklilik planları arasında aslında yer alan bir husus. Ama biz şunu fark ettik, biz de eğer emeklilik çağlarını beklesek, yani yaşımızın biraz ilerlemesini beklesek, o noktada enerji olarak sorun yaşayacaktık ya da hayvancılık serüvenimizi çok başlatamayacaktık. Aslında bizi bu kadar genç yaşta bu konuya iten şey de bu. Bu cesareti gösterdikten sonra, evet, bazı şeyler çok meşakkatli olabiliyor, çok zor olabiliyor ama insana kendini hayatta ve canlı hissettiriyor. Arkadaşlarım, Necip'in ailesi bizim asla köyde yaşayamayacağımızı düşünüyorlardı. Ben köye geldiğimde bu kalın kütükler var ya, şöyle kas kalın olan, onlara çakmakla tutunca yanacağını düşünüyordum. Hiçbir bilgim yoktu. Ama süreç içerisinde bütün bunları öğrendik. Odun nasıl kesilir, soba nasıl yakılır, hayvana nasıl bakılır. Bunların hepsi öğrenilebilir şeyler. Bu insanların istediği bir şey. Sadece cesaret edemiyorlar. Çünkü eski nesil çok zorluk çektiği için şehir eşittir konfor demek, köy eşittir çile demek. Ama artık böyle değil. Bunu da değiştirecek olan bizim gibi gençler. Biz geldikçe, biz bir şeyleri yaptıkça diğer gençler de, bizim yaşıtlarımız da cesaret alıyor. Burada ne de olsa kendi işinin patronu oluyorsun, kendi gününü kendin planlıyorsun ve özgürsün. Bu bir tercih, bir yaşam biçimi ve buna göre yaşıyorsun. Hiçbir farkı yok aslında, yani köyde yaşamakla şehirde yaşamanın. Köy hayatında çok zorlandığımız şeylerden bir tanesi bence bir gün bile tatilinin olmaması ve bence her üretici, her köyde yaşayan insan için de, çiftçi için de bu kesinlikle öyledir. Çünkü bayramda, işte herhangi bir kaybınızda, cenazenizde, yani o iş ahıra gidilecek ve daha sonra halledilecek bir noktaya gidiyor. Bence en büyük noktası sanırım bu. Zaten biz kendi aramızda konuştuğumuzda da Şeyda Nur'la şöyle bir şey söylüyoruz. Yani köyde herkes yaşar, bir tek tembel insan yaşayamaz. Kışın yakacak odununuzu kendinizin ayarlaması gerekiyor. İşte ahırınızda hayvanlarınıza bakacaksınız, yeminlik sizin toparlamanız, işte stoklamanız gerekiyor. O yüzden herhangi bir tembelliği affedecek bir alan değil köy yaşamı. Aslında köy artık eski bildiğimiz köyler gibi değil. Yani şu anda ben Amerika'daki bir çiftçinin günlük hayatını izleyebiliyorsam, işte Amerika'da ya da Fransa'dan bir profesörün herhangi bir makalesini okuyabiliyorsam hayvancılık üzerine, bunu internetten yapıyorsam ve artık ben köyde yaşadım diyemem. Çünkü köyün anlamı artık değişiyor internetle beraber, günümüzün çağıyla beraber, teknolojisiyle beraber. Bu işe motivasyonumuzu arttıran şey ise işte sosyalleşme alanımız. Biz çünkü sosyal medyada şu an belli bir kitleye hitap ediyoruz. Ama biz bunu zaten şehirdeyken de, buraya göçerken de planlamıştık. Aslında buraya göç etmeyi düşünen bizim gibi genç yaşta insanlar varsa,
En önemli nokta planlama. İnsanlar bize özenerek inek alıyorlar. Hayvancılığa başlıyorlar ve biz de böyle şeylere aslında ön ayak olduğumuz için çok mutlu ve gururlu hissediyoruz. İlk başta YouTube olarak başladık. Böyle vloglar çekiyorduk, hayatımızı paylaşıyorduk. Bizim videolarımız büyüdükçe büyüdü, çok fazla insana ulaştı. Özellikle Instagram'da daha 100 binin civarında bir takipçimiz var. Hiçbir şey bilmiyorken bu işe başladık. Hiçbir şey bilmediğimizi de gösterdik. Çünkü herkes bu işi illa köyde doğup büyüyüp yaşamak zorunda değil. Hepimiz bir şeyleri öğrenebilme kapasitesine sahibiz. En büyük motivasyonumuz da hayvanla, canlıyla çalışıyor olmak. Yani bize bütün bunları böyle yaptıran şey hayvanlar. Çünkü onlarla iletişim kurdukça onların dilinden anlamaya başladık. Onların dilinden anladıkça da daha fazla keyif almaya başladık. Ve bütün bunları da sosyal medyada paylaşıyoruz. İnsanlara da bu samimi ve doğal geliyor. Bize en çok söylenen şey de bu. Ya çok doğalsınız, hani olduğunuz gibi görünüyorsunuz. Tanıştıktan sonra da öyle diyorlar. Çünkü sabah erken uyanmışım, ahıra gidiyorum. İneklerim beni yargılamıyor. İnsanlar da, beni izleyenler de yargılamıyor. Yeri gelince de güzel güzel giyinip böyle, öyle de video çekiyoruz. Büyük şehirde yaşarken insan sadece tüketici oluyor. Ama üretici olmak insana çok büyük de güç veren bir şey. Şey gibi geliyor, bütün bu dünya alt üst olsa ben şuradan yiyecek ekmeğimi bulurum bir şekilde. Yaşarım. Ve işte tek başıma ormana girebilirim ve 2 sene önceki şeyden dolayı bunu asla yapamazdı. Hayata dair böyle bir şeyin oluyor. Üretmek ve işte bu birilerine, insanlara ürettiğin ürünlerin yemesi, o has çok gerçekten insana değer katan bir şey oluyor. Başka türlü bakıyorsun hayata ve bunu öğreniyorsun da. Bence bu çok kıymetli. Keşke her insan bunu bir şekilde hayatının bir döneminde de olsa deneyimleyebilse. Biz burada çiftliğimizde kanatlı hayvanlarımızla, büyükbaş hayvanlarımızla ve kedi köpeğimizle beraber yaşıyoruz. Köyde alternatifiniz olmayınca birçok şeyi yapmak zorunda kalıyorsunuz aslında. Yani ben şu anda birçok beceri, motor beceri kazanmış durumdayım ki ben böyle çok, bazı insanlar el işlerinde çok marifetlidir. Ben o insanlardan biri değildim. Şu an ben motorlu testereden tut, işte taşlama, vidalama tüm aletleri kullanabiliyorum. Çünkü ben yapmazsam Şeyda Nur yapamaz. Hani bir kaba güç olarak. Yorulmuştum ya. Valla bir ister falan kestim herhalde. Bu kış çetin geçecek diyorlar. Ben bayağı endişeliyim. İlk geldiğimizde çok soğuktu. Bahçeyi de güzelleştiriyoruz. Ördeklerin havuzunu yaptık. Hatta ahırımızın planını da Necip çizdi. Ondan sonra bize dediler ki, burada dediler böyle ahır olmaz, hayvanları öldüreceksiniz. Biz diyoruz ki, ama olması gereken bu. Yani hayvanlar bizim gibi oksijen alması lazım. Kapalı, basık, küçük yerde hayvan rahat edemez, iyi hissetmez. Dediler ki olmaz, mümkün değil, ölecek hayvanlar. Biz o kadar korktuk ki biliyoruz doğrusunu, yine de tereddüt ediyoruz. Şubat ayında 4 tane buzağımız doğdu ve yeni doğan buzağa hiçbir şekilde üşümediğini gördük. İneklerin üşümediğini gördük. Tam tersi, daha sağlıklı bir şekilde yaşıyorlar ve bağlı sistemde değiller. Biz biraz hayvanlara da öyle de yaklaşıyoruz. Ona göre planladık ahırı ve dedik ki bağlı olmasın hayvanlar, serbest gezsinler, dışarıda da serbest gezsinler. Biz hep butik kalalım, 50 baş olarak hayatımıza devam edelim ama o 50 hayvan da konforlu bir şekilde yaşasın. Yani onun da bir sadece üretim olarak bakmıyoruz. Yani onlar da canlı ve o canlılarla beraber bir yaşamı paylaşıyoruz. Hayvancılıktan kesinlikle ayrılmayı düşünmüyoruz. Çünkü buralarda bir söz var yani köylerde, ayağı tezeye değen bu işten çıkamaz diye.
işte ileriye dönük nihai noktalarımızdan bir tanesi. Ahırımızı büyütüp gerçekten kaliteli bir hayvancılık modeli yapmak ve bunu çevremize anlatabilmek sosyal medya aracılığıyla. Ve eğer insanlarımızı da, Türk halkını da bir şekilde, bir kişiyi bile doğruya yöneltebiliyorsak ne mutlu bize derim o zaman da. Hayvanı sevmeyen bu işi yapamaz. Bu işe sadece para olarak bakarsanız o size karşılığını vermez. Burada canlıyla çalışıyorsunuz. Yani bir çocuk gibi size muhtaç canlılarla çalışıyorsunuz. Onları sevmeden, onlarla duygusal bir bağ kurmadan bu işi yapmak, ben bereketli olacağına inanmıyorum. Hayır getireceğine de inanmıyorum. Böyle mal derler hayvanlara. Biz mal demiyoruz. Bizim her hayvanımızın ismi var. Gerektiğinde hayvanlarımızı satıyoruz da çok yapacak bir şey yok. Çünkü aynı zamanda bir şeylerin de yürümesi gerekiyor. Hep ağlayarak, gözler yaşlı, sattığımız insanları seçmeye çalışıyoruz. Düzgün bakacak ailelere. Çünkü ben de böyle bebekliğinden itibaren büyüttüğüm hayvanlar var. Onları böyle verirken birisine, aslında bana kalsa hiç vermeyeceğim de. Köylerde şöyle bir algı var. Biz burada kendi yaşıtlarımızı da görüyoruz ya da böyle daha ilkokul yaşında çocuklar. Aileler onları çok bu işe bulaştırmak istemiyorlar. Ama ben kesinlikle ileride hani bir çocuğumuz olursa kesinlikle burada ahırda büyük sorumluluklar alsın isterim. Çünkü bu gerçekten güzel bir sorumluluk. Bir canlıyla büyüyen çocuğun zaten yaşadığı, hayatına kattığı olumlu pozitif durumları zaten biliyoruz. Ama onun dışında çocuğumun da üretici olması, aynı zamanda hayvancılığa merak salması benim hoşuma giden bir şey olur. Yani onu kesinlikle köy hayatından, üretici kısmından koparmak istemem. Hayvancılığı, üretmeyi, üretici tarafta olmayı çok seviyoruz ve bizim gibi insanların köye gelmesini istiyoruz. Çünkü yani bunu bir noktada İşte vatansever olarak söylemiyorum. Kendi bireysel çıkarım için söylüyorum. Çünkü arkadaşlarımızın yaş ortalaması 55-60. Yani eğer genç böyle çiftçiler köye gelirse biz de arkadaş bulabiliriz. Böyle biz onlara gideriz, onlar bize gelir. Ve şunu da söylemek isterim. Hayvancılık gerçekten karlı bir iş. Yani derler ya peygamber mesleği diye. Yani araba alsanız seneye bir araba yapmıyor galericiyseniz ya da binanız bir bina daha yapmıyor. Ama aldığınız inek senede bir buzağı veriyor size. Gerçekten karlı bir iş. Çok konfor alanından çıkmaktan bence korkulmasın. Köye gelsinler ya. Ben de böyle korkan, özellikle bu köye göçmeyi çok fazla erkekler çok istiyor ama kadınlar hiç istemiyor. Hep böyle de mesajlar geliyor bize. Ya şey diyor, yenge diyor, nasıl ikna oldun, hanımı ikna edemiyorum, sen nasıl kabul ettin diye. Bunda şöyle haklı tarafları var, yine çok kısa bahsedeceğim. Yaş eski insanlarda kadınlar hep çok çile çekmişler zamanında. Bu yüzden de korkuyor tabii kadınlar. Ama devir değişti. Artık hepimiz biz de kendi işimizin patronu olabiliriz ve bence bu çiftçilik mesleği, şu an gündemde olan işte kadınların iş hayatında var olması, eşit şartlar altında çalışması, zaten bu eskiden beri kadın çiftçiler bunu yapıyorlar. Zaten var ediyorlar, zaten üretiyorlar. Biz de yeni nesil olarak bu üretime destek olursak çok daha büyüyebiliriz, çok daha farklı şeyler yapabiliriz. Elimizde büyük bir güç var, genciz, enerjimiz var. Bunu kullanalım ve gerçekten dünyada belki ses getirecek şeyler üretip yapabiliriz. Bunu yapacak gücümüz var, bunu yapacak toprağımız var hepimizin. Bunu kullanalım çünkü hayat, yani gelecek toprakta denir ya, gelecek gerçekten toprakta, toprağımıza sahip çıkıp üretmeye ve üretmeyi sevmeye devam edelim. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece. Oy.